Diyoruz ki astrolojide moda ve astrolojide diyet. Hep pazartesi başlayıp salı günü vazgeçtiğimiz başımızın belası o yağlar, ödem diyoruz, şişlikler var ya. Burçlara göre de bunu değerlendirelim. Saçını ören 80 yaşında ikizler tanıyorum. Saçını Evet. iki tane örgü Kolejli yapmış. gibi. Kolejli Evet. kız. Evet, kolejli Kolejli kız kız. imajı. O odaya girdiği zaman kim geldiğini anlarsın. Anlarsın. Teraziler anılarını çok sevdiği için kokularla anıları birleştirirler. O yüzden çok önemlidir. Terazi. Evet, Doğru. anılar, kokular, sesler, müzik. Hemen Yarı sebze, yarı ete. et. Yani ikisini birlikte dengelemelerinde Dengeleyebilir. bir şey var. Klasik yemekleri severler çünkü Satürn'dür. Anne yemeklerini çok severler. İşte Evet. kuru fasulye, pilav. Selam herkese. Nasıl keyfiniz? Her şey yolundadır inşallah. Yine astroloji köşemizde Filiz Özkol konuğum. Bugün değişik bir şey yapalım istiyorum hanımlar. Diyoruz ki astrolojide moda ve astrolojide diyet. Hep pazartesi başlayıp salı günü vazgeçtiğimiz başımızın belası o yağlar, ödem diyoruz, şişlikler var ya. Burçlara göre de bunu değerlendirelim. Filiz Özkol birçok şirketler için bunu yaptı. Efendim AVM'ler için o söyleşiler yaptı. Çok da ilgi görüyor. Dedi ki bizim programda niye olmasın? Hanımların alışverişi bitmez. Burçlara göre de zevk anlayışı farklıdır. Mesela ben teraziyim, kokulara çok meraklıyım. Çantaya meraklıyım. Ayakkabıya meraklıyım. Bir kıyafet bulduğum zaman beğendiğim modelin 3-4 rengini alırdım. Artık almıyorum ama bu pandemi ve Aynen, şeyden sonra ben de. depremden sonra yapmıyorum. Bu kadar da müsrif olmayalım diye. Ama ayakkabı vazgeçilmezim. Güneş gözlükleri öyle ama her şeyden önce parfüm. Bayılıyorum ben Ay parfümlere. evet. Bundan girelim. Modayı konuşalım. Diyeti de konuşacağız astrolojiye göre. Neler söylersin Ben Filiz? bu sene bir parfüm grubunun etkinliğini yaptım. Kokular çok önemli. Özellikle teraziler, balıklar kokulara çok düşkün oluyorlar. Bayılırım. Boğalar. Evet. Yani parfüm bazıları şeydir ya, yok beni boğar, aman istemem. Bazıları da eve şey Ama bu rahatsız olurlar. Ev kokularına bayılırım, araba kokularına, tüssülere her ve şey. her şeye. Benim aynamın önünde açılmış 6 tane şişe, açılmamış en az 20 tane. Oh, hemen Yani talan ederim ben gelir gel gel gel. oraları. Onu, şeyleri. Bugün mesela havam neredeyse. Bugün biraz mutsuzum. Biraz canlı, fresh, böyle meyveli koku. Eğer Temizlik çok kokuları. romantiksem çiçek Bayılırım. kokusu. Ben hatta gece yatarken yastığıma da parfüm sıkıyorum. Gerçi sağlıkçılar çok tehlikeli diyorlar Tehlikeli ona. ama ben de seviyorum böyle Evet. oda kokuları, mis gibi Evet. koksun evin içi diye. Fresh kokular bile. Oo, yıkanıyorum. Yani parfümlerle yıkanmak denen bir şey varsa terazilerde var. Teraziler, böyle sabun kokuları, Evet. vücut kokuları, losyonlar. Evet, aynı Yani zamanda tabii ki temizlik Kleopatra kokuları da gibiyim yani. önemli. Temizlik şeyler, Temizlik çamaşır kokuları. losyonları, bilmem işte temizlik Evet. malzemeleri, Evet. teraziler evi herhalde o marketlerin temizlik ürünlerinin hepsini evde böyle koca bir dükkan açacak kadar Yumuşatıcıların kokuları. yumuşatıcılar. Tabii Her çamaşıra gitti. sinsin. Aynen. Evet. Yeni çıkan bütün temizleyiciler hepsi benim evde ilk denemeler. Çok Öyle. seviyorum ben de. Ve Yani alerji oluyorumdur mutlaka. Ama vazgeçemiyorum ben koku şeyinden. mesela parfümlerin şeyleri, kimyaları çok önemlidir ya, içlerinde içeriklerini çok iyi bilir ilk teraziler. Balıklar da bilir ama balıklar biraz unutkandır. Teraziler unutmaz. Yani bir kokuya aşık olur Evet. terazi. Böyle bir durumu var. Burçlara göre nasıl değerlendirelim? Şimdi burçların, kokular burçlarla ilgili. Şimdi her burcun kendi yapısal tabii ki özellikleri var ve çektikleri kokular var. Koçlar mesela, Mars insanları, enerjik insanlar. Onlar spor kokulu, sportif kokuları severler. Çok spor yaptıkları için, çok koştukları için, aşırı terledikleri için ve terledikleri zaman koyu koyu kokular duymasınlar diye Duymasınlar genelde diye. fresh kokuları, o Evet. sportif böyle yeşil ağaçlar, çay kokuları, beyaz çaylar vardır Çam ya, kokusu. o çam kokusu, Evet. işte ıtırlar, anason kokuları, Tropik orman kokuları. evet onları Evet. severler, deniz kokuları.
Ondan sonra genelde tabii burada reklam yapmak istemediğim için çok fazla marka biliyorum. Artık biz markalarla çok onlarla çok iş yapıyorsun için. Değil mi? Çok. Oradan o zaman buradan duyuralım. Sevgili markalar, firmalar. Evet. Özel programlar yapacağız Filiz Özkol'la. Lütfen burada da görelim hem şişeleri hem de bizi destekleyin bu programda. Tabii ki 12 burç için bir kere böyle küçük küçük böyle masalar hani hazırlamıştık. Güzel burada zevkle değil o mi? burçları Sunarız. koymuştuk. İnsanlar Evet. Çok böyle bayağı bir satış olmuştu. Çünkü şeydi, İlgi insanların çok. kendi karakterlerine göre koku seçmek de çok önemli oluyor. Tabii ki markaları da çok iyi bilmek lazım. Doğru. Ben yolda yürürken insanların böyle siz bu markanın şu parfümünü kullanıyorsunuz diye. Kız şaşır, çantasında haberi yoktur kullandığı parfümden. Aa falan der. Yani koku çok önemli Kokuyu burçların. duyup siz şu burçtansınız dediğin oldu mu? Tabii ki tabii Oluyor ki. mu öyle? Geçenlerde işte bir kızımız vardı. İşte bu son çıkan isim versem olabilir Ver mi bilmiyorum. tabii Yves ki. Saint Laurent'in bir Libra'sı var. Çok güzel bir kokudur o. Hafif Mis gibi çiçekli evet. falan böyle yumuşak baharatlı. Kızım böyle dedim ki sen terazi misin dedim. Ondan sonra aa yükselenim terazi nereden bildiniz dedi. Libra'sından. Onu, evet Parfümden. mesela şey vardır Koç burcu böyle sert kokuları sever. Bir gün kızımız böyle geldi spordan geldi. Geç kaldım Filiz ablacığım falan buluşacaktık. Sen Thermobiler Alien kullanıyorsun dedim. Ay inanmıyorum yazlığını almış şimdi sarısı falan. Onların bir morları var. İki marka verdik, bundan sonra vermeyeceğiz. Evet İstiyorsanız bize vermeyeceğiz. sponsor olun. Sponsor olur. Evet. Bunun gibi çok fazla burçlar ve kokular arasında müthiş bir şey vardır. Öyle Burçlarla değil mi? aşk vardır Aşk vardır aslında. Koku tabii. aşkı denen bir şey var. Doğru. Kimisi gül kokusu sever. Kimisi ne Mesela bileyim papatya kokusu sever. papatya Kimisi kokusunu çok severdim. evet. Eskiden bir ara vardı. 1, 2, 3 onlar böyle bayağı. Seri haldeydi. Kimin de o bakayım. Çok birazdan bulacağım. Yanlış kullanan parfümleri, işte kıyafetler de aynı şekilde. Burçlara göre kıyafetlerin, renklerin önemi de çok, değil mi? Şimdi Fiziğe tabii göre ayrı ki ama burçlara göre de çok önemli. tabii insanların ruh durumlarına göre, burç durumlarına Değişiyor. göre de giyinebiliyorlar. Sen eğer o gün çok mutluysan pembelerle, mavilerle çok mutlu hissedebilirsin. Ya da o gün çok seksi olmak istiyorsundur. Yani girdiğin bir ortamda gözler senin üstüne. Kadınlar sever. Kendisine baksınlar sever. Tabii Yani tabii. erkeklerin bakışlarını, üzerlerinde toplamayı seviyor kadın Aslında kadınlar cinsiyeti. kadınların kendilerini beğenmesini daha çok seviyorlar. Değil mi? Tabii ki, Kıyafetleri tabii giyerken ki. arkadaşım Ayşe beni beğensin. Erkekten çok kadın kadının Aa birbirini benim çok sevmesini, arkadaşım var. Sabah beğenmesini kalkar istiyor. makyaj yapar. Evet. Hadi bir yere mi gidiyorsun diyor. Hayır aynada kendime gidip gidip bakıyorum der. Hangi burç? En bakımlı burçlar Boğalar hangileri? yapar onu. Boğalar Boğa kadını. takıştırmayı Evet. bizim bir arkadaşımız var Perihan'a selam olsun buradan kolyesi, bilekliği, küpesi her neyse takar hevesleniriz alırdık biz ama sonra takmayı unuturuz. O her şeyi takar ama Ben takar takar yakıştırır da çıkartırım evet. yolda. Yayım ya sıkıntı basar. Ben hemen Çantamın eve gider içine. çıkarırım Tak tak saatimi, bak yüzüklerimi yüzüğümü. çıkara çıkara Evet. bugün unutmuşum yüzük takmamışım. Bizde öyle Sıkıntı durum var. basıyor Boğada bana. yok ama. O mutlaka süslü olacak. Markette alt katındaki markette işte düğüne gider gibi Gibi. gidiyor. Evet. Eşofmanı vardır. En böyle çeşit çeşitli güncel Taşlıdır kesin. saçlar şey. Parlak. Bir de Değil mi? ona böyle alo hadi bir yere gidelim mi derse aa ben bugün föne gitmedim, şunu Ya. yapmadım. Başlarlar aman kal o zaman ben gidiyorum. En bakımsız burç hangisi? Bakımsız Bakımsız demeyelim de kendisini ihmal eden ikizler bakma. rahat. İkizler. Eşofmanla da partiye Ya çok gidebilir. rahatlar. Bak ikizler kızlarını gündüz gece çok iddialı giyinirler. Wow dersin. Gündüz bir bakarsın şapka, Eşofman. eşofman, gözlük takmışlar. Dolanıyorlar en böyle popüler caddelerde. Hani bakarsın orada millet şık şık gezerken ikizler sırt çantasıyla Rahat. çok rahat. Salaş gezerler Ama gece onlar. bir bakarsın tanıyamazsın onu. Yani Hollywood'dan fırlamış bir kapak kızı gibi. Yani ikizler çok ilginçtir. İkizlerin dolabına gittiğin zaman her şey vardır. Her şey. Hani şey Eminönü pazarı gibi. Her şey var. Klasik de var, spor da Parfümler, var, her şey. parfümler. Ama Evet. sportif kokuları, yeşil ağaç kokularını daha çok seviyorlar. Gece biraz daha ağır parfüm kullanıyorlar. Aslında kadınların en çok yapmaları gereken tek parfüm. Ha bir de kişilik parfümleri var. Ben çeşit parfüm seviyorum. Mesela Aa, mevsime göre de seviyorum. Gece evet. ayrı, gündüz ayrı da seviyorum. Mesela Ama şey temizlik vardır. kokuları. Anneannesinin parfümünü kullanan
Ve ya. 90 sene aynı parfümü kullanan tipler vardır. Değiştirmez ya, değil mi? Ben der o benim kişiliğimin markası der. Ama öyle. O odaya girdiği zaman kim geldiğini anlarsın. Anlarsın. Aslında doğru bir yerde de. Ben hani birkaç parfüm severim. Hani sürekli kullandığım. Ama yıllardır aynı parfüm ben de yapmadım. Şeyler yapar ama onu. Boğalar çok yapar. Akrepler çok yapar. Akreplerle vazgeçemiyorlar. Vazgeçemiyorlar. Yani karakter gibi görüyorlar parfümü. Hani vardır ya senin mesela kısa saçı çok seversin vazgeçemezsin. Evet. Onlar da işte kısa parfüm demek benim elimin şekli karakterim gibi. Hani burun yaptırırsın burnu çok seversin de burnundan vazgeçemezsin. Parfüm de onlar için bedeninin bir organı gibi. Organı gibi. Ama ben de öyle değil. Sabah başka öğle başka hepsi birbirine karışır. Sorarlar ne parfüm var? Valla bugün 4 parfüm var. Hangisi ben baskın de ben de bilmiyorum. Üst üste sıkmam ama bugün bunu sıkıyorsam yarın başka bir şey sıkıyorum. Ya o da benim vazgeçilmezim. Ayakkabıda da öyle. Spor şimdi son zamanlarda yani abiye kıyafetin altına bile spor ayakkabı giyiyoruz. Rahatlığıma düşkünüm. Giydiğim ayakkabıyı ben o kadar rahatsam onu her kıyafetin altına giyebiliyorum. Aynen. Geçen gün. Geçen bütün burçlar böyle midir? Geçen sözün kestim. Cemil İpekçi'nin bir defilesine gittim. Ay o şık şık kıyafetler ben de dahil altımda spor ya da insanlar seviyorum. Böyle ayakkabılarını arabada bekletiyorlar. Bir saat giyiyorlar. Sonra arada gecenin ilerleyen saatinde otoparka iniyorlar. Ayakkabılar değişiyor. Tekrar yukarı mantıklı. Çıkıyorlar. Çünkü topuklu ayakkabıları uzun zamandır unuttum ben. Hani çekimler için kullanıyordum ama şimdi spor ayakkabı vazgeçilmez. Aslında estetik güzel. Topuklu. Evet. Ne bileyim ya abiye ayakkabılara bayılıyorum bir de. Evet çok güzel. Yürüyebilen, gidebilen. Evet. Ben bir saat sonra yoruluyorum. Hemen spora gidiyorum. Gençliğimde çok giydim. Ya şimdi onun acısını çekiyorum. Eskiden hep topukluydu. Babetler vardı tamam ama topuklu, yumurta topuk dediğimiz şey. Apartman topuk derdik biz gençliğimiz. Stelatolarımız vardı. Evet şimdi spora. Ama yani moda bir şeydir zaten mevsimliktir. Modanın zaten amacı nedir? En çok dünyada hangi ürün fazlaysa, deri fazlaysa deri ayakkabılar moda oluyor. Evet. Pamuklu fazlaysa pamuklu kıyafetler. Kumaş yırtıldıysa yırtık pantolonlar moda oluyor. Moda sanayiyle iç içe yaşıyor aslında. Tekstille iç içe yaşıyor. O yüzden moda önce bakacaksın sanayide neyiz bu sene. Bu yıl sanayide deriler mi, moda seniler mi ona göre. Onlar da ticaretle ilgili. Yine ham madde ile ilgili. Yani hepsi birbirine bağlı dünyada. Bağlı, doğru. Biz yani 10 sene önceki bakıyorsun kıyafetim giymemişim. 10 sene sonra moda olabiliyor. Yani şimdi Batkalılar yoktu yıllardır. Şimdi Batkalılar, Batka gibi küçük kıyafetler, Batkalar. Küçük Batkalar, büyük Batkalar, büyük ceketler. Kolsuz bluzların içinde böyle şey gibi Batkalar var. Bu arada eski kıyafetlerini atma, kıyma gibi, kıyamama gibi bir durumun var mı? Ben giymediğim, bazen alıp giymediğim kıyafetlerimi de çevremle paylaşırım. Ben de. Alırım, bakarım dolabıma. Mevsimlik de değiştiririm, yaz, kış. Mutlaka onları giymiyorsam, hani bir iki sene bekletirim. Giymiyorsam etrafımda biz kendi aramızda böyle çevremizde paslaşırız, veririm mutlaka. Ama ben çok de başka bir şey var. Yay, kafa yaylı ya. Tutar mısın yıllar? Verdiğim bluzu ararım dolapta. Ben veriyorum. Sonra arıyorum. Bazen de diyorum bunu vermiştim diyorum ama heveslenip aldığım ve giymediğim şeyleri de çevremle işte kuzenlerle, arkadaşlarla ben onlar benden yapıyoruz bunu. Şey der, çok değiştiririm. Nikit Dur'un çok güzel bir lafı var. Ben diyor kıyafetlerimi verdiğim zaman tembihlerim diyor. Neden? Bana giyip de gelmeyin. Canım çeker geri alırım diyor. Ben o espriyi yapıyorum. Arkadaşımla değişti. Güzel olmuş geri ver diyorum. O espri var bende. O da yapıyor. Doğru. Geçenlerde kuaförüme gittim. Manikürcü kızımı böyle. Ay ne kadar güzel kazağın var senin. Nereden aldın dedim. Fistan'ım geçen sene siz vermiştiniz. Geri alıyorum. Peki burçlara göre renk, ideal renkler diye bir şey var mı? Tabii ki koçlar. Kırmızılar, siyahlar. Koçun rengi kırmızı ve siyah. Evet. Evet. Onlar uç noktalarda insanlardır. Savaşçı insanlardır. Siyah kırmızı. Savaşmayı çok severler. Ara renkleri de severler ama onların ana teması kırmızı ve siyahtır. Evet. Koç. Diğerleri? Evet. Boğalar. Boğalar biraz Venüs insanları, Venüsyen insanlar oldukları için pastel tonları çok severler. Pembeler, maviler. Ondan sonra indigo renkleri. Sütlü beyjler.
toprak renkleri. Onlar çünkü toprak insanı. Pastel, nasilik, kendilerini evet. toprağa ait hissederler. Bir boğaya bak, en büyük amacı şeydir. Toprakla haşır neşir olacak. Deniz kokusu duyacak. Toprak Evet. kokusu. Hatta onu böyle şey yapacaksın. Balkona bir şezlong atacaksın. Yanına da saksıları koyacaksın. Ya da çiftliğe. Yani uyurken toprağa koklasın. Koklasın. Boğalar Evet. pastel renkleri. Pastel indigolar işte. Kahvenin her tonu. Bejler onlar için. Yani ağaç renkleri ya da işte tabiat Doğa renkleri. renkleri. Doğanın bütün Evet. renklerini çok severler. Ama hanımları biraz daha böyle pembeler, maviler, venisyen oldukları için böyle ışıltılıdır onlar. Ama dediğim gibi boğalar ona baktığın zaman Venüs oldukları için teraziler gibi her türlü rengi de Ben sevebilirler. neon renkleri de severim, pastel Onun de hepsini. severim. Canlı renkleri de Çarşamba çok severim. pazarı gibi her Çarşamba rengi pazarı, tabii her seviyorum. rengim var benim. Diğer burçlar, İkizler. ikizler. İkizler çok deli dolu insanlardır. Işıl ışıl büyümeyen çocuk onlar. Böyle bir şey gibi öğrenci kıvamında. Bak 90 yaşındaki bir ikizler hanımına bile böyle şey pütükareler, böyle babet ayakkabılar. Hatta saçını ören 80 yaşında ikizler tanıyorum. Saçını Evet. iki tane örgü Kolejli yapmış. gibi. Kolejli Evet. kız. Evet, kolejli Kolejli kız kız. imajı. Ama aynı zamanda işte eşofmanlar falan böyle. Her türlü şeyi severler. Hani ikizlerin moda önemli. Kafa neredeyse. Gelgit akıllı oldukları için Merkür yani. Kafa bir orada bir orada. O gün sabah Ruh kalktığında hallerine göre evet giyiniyorlar. sabah giyinir giderler öğle üzeri uğrarlar eve kıyafet değiştirebilirler. Sıkılırlar 3 gün aynı kıyafeti giyerler. Yani böyle değişik bir Değişken. yapıları var. Evet. Maviler onların en çok sevdiği renk. Mavi, yeşil Mavi, severler. yeşil Evet. severler. Yeşil. Merkür oldukları için Merkür'ün rengi mavidir, Evet. yeşildir, sarıdır aynı zamanda. Hani böyle Sarı. saman sarısı, hardal sarısı, kanarya sarısı, civciv Civciv sarısı. sarısı en sevdiğim Onlar renk. güneşin o sarıları, onları çok çok severler. Diğer burçlar hemen hızlı hızlı geçelim. Şimdi İkizler, yengeçler. yengeçler, Yengeçler beyaz, onlar beyaz, ayın kızları. temizlik Mehtap burçları. güzelleri, deniz kızları, gümüş rengi. Hani o yakamoz renklerini çok severler. O Işıltılar. denizle birlikte denizi anlatan her tür rengi çok severler. Deniz renkleri, Ve beyaz tamam. tabii ki Ve onlar beyaz, melek vazgeçilmezi. beyaz. Yengeçlerin en çok sevdiği renktir. Evet. Kendilerini beyazın içinde saf, temiz ve ay kızıdır onlar. Güzel kızlardır. Romantiktir. Dantelleri severler, tülleri severler, şifonları severler, pamukluları severler. Böyle katır kutur kumaşları sevmezler. Vücuduna batmayacak hiçbir şey. Rahat. Vücudunun şeklini alıp yumuşak dökümlü olacak. Yengeçlerin en büyük özellikleri odur. Dokusu önemli Ve yengeçler parfüm için. olarak da çiçek kokularını çok severler. Özellikle mimoza violet kokuları, ıtır kokuları böyle temiz limonik, misket limonlarını, hanım eli kokularını, fuyu O kokularını hanım eli onları mis. sever. Yengeç daha çok doğayla Aslan iç çok içe. Aslan. iddialıdır. Onlar lider oldukları için, güneşin kızları oldukları için, güneş kadınları oldukları için gökkuşağı yedi renk, güneşin yedi rengini çok severler. Onları anımsatan en güzel şey turuncular, kırmızılar, portakal renkleri, oranjlar. Onlar çoktur ve parfümlerde de zaten son derece iddialı kokulardır. Niş parfümlerini severler, tasarım parfümlerini. Onların Özel. kullandıkları parfüm hiçbir yerde olmayacak. Olduğu zaman yani yanındaki kadınla ya da yanındaki kişiyle aynı parfümü kullanıyorlarsa rahatsız olurlar. Lider burç ya. Ve aslana Özel soramazsın olacak. parfümünün adını. Söylemez mi? Söylemez. Hadi bakayım bir aslana sorayım. Belki Parfümü o bir söyleyecek. şey Merkür Unuttum diyecek. yaydıysa ben şişenin resmini çekerim. Altına adını uzun uzun yazarım. Nereden aldığımı yazarım. Hepsini yazar Sen gönderirim. farklı boyuttasın. Sen Ben yayım. telefonda Her paylaşırsın şeyi. sevdiklerini, tanıdıklarını. Her O şeyi. yüzden Filiz Özkol başka bir boyutta diyebiliriz Şimdi yani. çantamda bir parfüm varsa sen çok seviyorsan Hemen verirsin. veririm. Onu çok yapmışımdır. Sonra da evde parfüm kaybettik Halbuki diye arıyorum. verdim. Nerede Verdim. diye. Aslan. Aslan'a parfümünü sormayın. Vermez. Unuttum Baharat der. kokularını Baharat sever. kokularını seviyor. Evet, Tamam. baharat. Diğer burcumuz. Aslan Başak mı? Başak. Şimdi Başak Başak'tayız. titiz, Berat. eleştirici, takıntılı, kaygılı, mükemmeliyetçi, duru, saf, temiz. Hepsi var. Artı ve eksi hepsisi var. Fakat Dürüst. baktığın zaman Başak'ı memnun etmek çok zordur. Yani hiçbir zaman bir Başak'a aldığınız hediyeyi verdiğiniz zaman böyle teşekkür eder ama kullanmayabilir. O yüzden onlara genelde hediye kartı
vermeniz daha en güzel. Uygundur. Aslında herkes en öyle güzel. Yapmak. Herkes evet. Zevkine göre alsın. Evet. Hediye kart. Parfüm almak istiyorsanız gidip alıyor. Bir parfümeri mağazasından bir hediye kartı alırsınız. Hediyenin parası, kartın parasını ödersiniz. Ona da getirirsiniz. Gider o kendisi seçer. Çünkü seçim hakkı. Biz Başak ve Terazilere hediye kartı rica edelim. En iyisi o, doğru bu hediye kartı ile istediğini alsın. Başaklar şeydir, donuk renkleri severler, pastel canlı renkleri. Canlı da severiz. Arada Merkür'den dolayı yayla şeyleri, sarıyı severler. Ama genelde onların belirli renkleri vardır. Ama Başak şeydir işte, ana renkleri vardır. Beyaz, kahve, kurşuni ya da gri. Siyah. Ondan sonra aralarında kırmızı, mavi, sarı. Yani bir şeyi kombin etmeyi çok severler. Cıvıl çiçekli şeyleri de çok severler ama teraziler onu daha çok sever. Evet. Evet. Ben severim. Başaklar sportif kokuları severler. Hafif kokuları. Hani genelde böyle unisex kokular vardır ama spor kokular Evet. vardır. O kokuları bayılırlar onları. Çünkü başaklar hayatın her alanında devamlı hareket halinde oldukları için kendisini boğan kokulardan hoşlanmazlar. Hoşlanmazlar. Çok parfüm sıktıkları zaman üzerlerine kendileri sıkılırlar. Rahatsız O yüzden olurlar. Uçucu kalıcı. Yani katı parfümün baharat kısmı uçsun, sportif kısmın dip kalsın. notalarda kalsın severler. Koklayınca gelsin böyle. Evet. Rüzgarı esince gelsin. Esintisi gibi. Terazi. Ay teraziler, Ah değişen teraziler. aylılar, cıvıl cıvıllar, asaletler, prensesler. Öv beni, öv beni. Ondan sonra çiçekli Öv kıyafetler, puantiyeliler, beni. taçlar, küpeler, ışıltılar. Onlar ama Evet. mükemmel bir kombinasyon yaratırlar. Evet. Önce her şeyin çiftini alırlar. İki tane siyah ya da siyah beyaz kazak. Niye Ondan yapıyorsak sonra onu? gri, ben de onu Evet. çok yapıyorum. Dört tane. Renklerini beğeniyorsam her rengini. Bazen bir daha ben bunu bulamam diye Ha, yedek aldığı şeyin alıyoruz. yedeğini de alırlar. Fıtık bilinci. Ben şimdi yükselen terazi hep yedekliyim ben. Yedekli. Bunu da Ben, o alayım. bende o kadar yok ama Yedekli. renklerini alırım yani. Renklerini alırım. Evet. Renklerin de yedeklerini alırım çünkü. Şurada Sen şimdi aşırı. üzerimde görünmüyor. Yeşil pantolon var. Dört tane almışım Aynı renkten. zamanında. Yok, o kadar Aynı. abartmıyorum. Almışım. İyi Ama iyi yapıyorsun, ki de zamanla almışım. giyersin. İki Şimdi tanesi atıldı. Eskide ikisi kaldı. bir de şimdi üç katı. Üç katı, beş Dört katı katı. tabii. Ya Doğru. yemin ederim yani çok basit bir şey, 49 liraya aldığım bir şey şimdi 400. 790 lira falan filan. 790 O lira. kadar yani. Geldi alma. Doğru. Geldi alma. Şimdi Terazi. alamıyoruz artık. Terazinin kokusu? Aa, onlar çiçek kokuları severler Temizlik, gerçekten. Temiz fresh, çiçek, sabun kokularını sabun kokuları, severler sabuni. özellikle. Doğru. Evet. Ama arada böyle araya bir tane oryantal baharat Var. kokusu O da gece. atabilirler. Tabii Onların tabii. böyle gece kokuları meşhur. Vazgeçemediği bir gece kokusu Var. vardır. Ve teraziler garip bir şekilde o çok sevdiği parfüm piyasadan kalkmışsa çocuk gibi üzülürler. Üzülürüm. Herkese Arar haber bulurum. salarlar. Şişesi bile değişse Evet. üzülürüm. Ben Başka form yapıyorlar, yine üzülüyorum. dibinde şu kadar kalmışsa saklarım o Sıkarım zorla. şişeyi. Evet. Açar açar kapağını anılır. Abi de teraziler anılarını çok sevdiği için kokularla anıları birleştirirler. O yüzden çok önemlidir. Terazi. Evet, Doğru. anılar, kokular, sesler, müzik. Hemen birini Evet, çağrıştırıyor, değil mi? O o anıyı anı. çağrıştırıyor. O Evet. anla ilgili ve o anı hatırlatan, anımsatan bütün kokuların boş şişelerini saklarlar. Evet. Ben Çok iyi. kokuya aşık olduğumu bilirim. Ben Evet. şimdi bir şeydeyiz, yıllar önce Bodrum'da. Nasıl buram buram bir erkek kokusu, tanımıyorum, görmedim, tipini de bilmiyorum. Allah'ım, o kokuya aşık oldum Filiz. Aynen. Muhteşem bir şeydi ama. Bende Evet. başka bir şey vardır. 5 yaşında ilk defa kapalı sinemaya gitmiştim. Kapalı sinema salonunun deri kokusu bana her zaman girsem 5 yaşındaki o günümü hatırlarım. Herkeste vardır ama bu, değil Tabii mi? ki. Geçmişte kalan bir Tabii şey. ki. Tabii ki. Terazi gariptir yani. Sağ solu belli olmaz bu arada. Sıradaki Akrepler. burcumuz Akrebin akrepler. kokusu imzasıdır. Vazgeçemez. İmzasına vazgeçemez. Yani akrep kokusuyla gümbür gümbür Modası gelir. nasıldır? Siyahtır, beyazdır. Siyah beyaz. Siyah, beyaz, kırmızı, bordo. Her renk sever, değil mi? Koyu Sever. renkleri Koyu daha çok renkleri. sever. Koyu Düz, renk. sade şeyleri sever. Çok ışıltılı şeyleri sevmez. Düz renk. Öyle Düz çiçekli. renk, ağır koku, ağır derken bana göre ağır, bize göre ağır. Ona göre karakter kokusudur. Onları çok Anlaşılır onun sever. akrep Ve olduğu. tek göz makyajı yaparlar ya da tek ruj sürerler. Yani hepsini bir arada göremezsin akrepte. Hani vardır ya kızlarımız, maskaralar, Rimeldir, pembeler, koyu renk rujdur, parlatıcılar parlatıcı. yoktur onlarda. Onda bir Dümdüz ruj. bir yüz,
ya göz kalemi ya da Roş. sadece koyu bir roş ve gözle yok. Çok ilginçtir. Mesela geçmişte kim vardır öyle karakterler? Marilyn Dietrich vardı geçmişlerden. Çok Türklerden rahat... kim var? Düşünürsek akrep Türklerden, olurdu. Türklerden Aklıma gelmiyor. akrep. Senin tanıtıcı Emel evde. Sayın akrep. Öyle mi? Ama onun yükseleninde böyle bir ışıltı bir var. Şey var. O cıvıl Evet, o cıvıl. Işıl ışıl o sesi gibi. Çok severim onu. Işıl sanki onun Nari, yükseleni kibar, güzel. elleri onların Evet. değil mi? Onun elleriyle böyle. Evet. Emel Sayın Akrep elleri aşk. Bu başka. Muazzez Abacı akrep. Muazzez Ne kadar Abacı. karakterlidir. Yükseleni yengeçtir Muazzez Abacı'nın. Bir zamanlar çok hepsini yaptım. Çok şu anda aklıma gelmiyor ama bayağı bir liste var Onu aklımda. yaparız. Güzel Aa, bir ünlüler ünlülerle yapalım. ilgili yapalım onu. Evet. Akrep şimdi Yay. yaş. Yani Aralık şahsına yaş. ve nasıran yani. Her türlü kokuyu sever, her türlü rengi sever, her türlü Ayrım modeli sever. yapmaz. Hiç ayrım yapmaz ama böyle tak 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 yerleştirir. Kafasında böyle hızlı aksiyon vardır. Mesela şöyle yapar bu ayak. Önce bir ayakkabı seçer, ona uygun bir pantolon Ne seçer. güzel Onun pratik. üzerine veya önce bir tane bluz seçer, ona uygun bir şeyler bulur. Ana maddeyi ilk önce neyi seçmişse ona Gözünde uygun bir şeyler. canlandırıyor, ona göre hedef Evet. belirliyor. Güzel. Çok ilginçtir ama Evet. çok da güzel giyinirler. Çok da ilginç giyinirler. Yakıştırırlar. Yakıştırırlar. Evet. Çünkü şeydir, pratik düşünürler. Saatlerce hani vardır ya yengeç yapar onu. Yarın bunu mu giysem, onu mu giysem? Bu buna yakışır mı? Olmaz. Bunun altına şu ayakla. Yay öyle değil. Yengeç karar verene kadar o giyinmiştir Giymiş çoktan. çıkmıştır bile. Tabii. Kokusu nedir yayın? Yayın sportif kokuları sever. Sportif. Ama özellikle yayın bitkisel baharatları sever. Şey gibi sedir ağacı, Sandal ot, ağacı, sedir sandal ağacı, ağacı, evet. bergamot, o tür şeylerse yani şey kişniş, ondan sonra amber, Severler doğayı çünkü. sever. Doğru. Sırada Sırada yaydan sonraki ne geliyor? oğlak, Oğlak, o kadar yapıyorum. Ben bu sırayı hep unutuyorum. olsun, Evet, oğlak. oğlak burcu tahta kokularını Tahta sever, kokusu. tahta, bildiğin odun, Allah tahta, Allah. ağaç kabuğu, şeydir onlar. Ağaç Ne kokusu. derler? Reçine kokuları der. Reçine. Reçine. Vernik. Yani ağaçtan akan o reçine kokuları, deri kokuları ondan sonra yani ut kokuları vardır ya meşhur uttur. Yani son dönemler Arap kokuları. Arap kokularını ama ut şeyi deri olanı. Deri Hani olanı. son yıllarda çok meşhur bir koku vardır işte bakarat. Herkes kullanıyor. Sokaklarda görüyorsun. Onun daha bir odunsu kısmını oğlaklar Oğlaklar sever. seviyor. Modaya nasıl bakıyorlar? Modaya çok klasiktir. Klasik bakar onlar. İşte kurşuniler gibi şeyler, kahveler, tonlar. Tarzları vardır ve markaları vardır. Tarzları ve markaları. Hani dediğim gibi çok lüks marka değil. Ama belli böyle. Mahallesinde bile olsa belli bir yerden alır. O tarzdır. Ayakkabıların deri olmasına çok dikkat ederler. Çünkü ayakları çok değerlidir. Ama gittiğiniz zaman Oğlak Burcu'nun gardırobunu açtığın zaman bir bakarsın her şey kutusunda, askısında dün almış gibi. Sorarsın 20 sene önce Ne almıştır. güzel. Değer veriyor Evet. kıyafetine. Çok değerlidir. Ay, Oğlak zamanı Burcu. değerlidir. Dostları değerlidir. İşi değerlidir. Parası değerlidir. Kendine değer verir mi? Kendine değer verir. Evet, o çok Cimri önemli. derler onun için. Hayır. Parası değerlidir ve parasını harcayacağı şeyin de değerli olmasını ister. Markaya en düşkün burç hangisi? Bir de öyle var. Markaya çok Aslanlar düşkünler de var. var. Aslanlar mı? Aslanlar markayı severler. Markayı Boğalar da severler. severler. Doğru. Boğalar da Boğalar da severler. severler. Peki. Şimdi Oğlak'tan Kova. kovaya Kova yarı geçtik. çılgın, Evet. yarı klasik. Şimdi kovayı temsil Bir eden biliyorsun. bakarsın renk renk yerler. Uranüs insanı ile Evet. Satürn insanı bir arada. Satürn nedir? Oğlağın gezegenidir. Klasik astrolojide kovayı da temsil eder. Yani Satürn'ün iki tane burcu vardır. Bir kova, bir oğlak. Oğlak da daha klasiktir. Kova da biraz yumuşatık. Yani içine sanki yumuşak koymuş gibidir. Ama Uranüs kısmı vardır. O delidir, çılgındır. Bu dünyanın insanı değildir. Bakarsın çok klasik bir pantolon. Dünya markasıdır, giymiştir. Üstünde pazardan bir bluz geçirmiştir. Renk renk de giyer, Renk renk severler. giyer. Erkeği Onların de yalnız sever elektrik renkli. mavisi, gri maviler, mat Vazgeçilmesi. maviler onlar güzel. O renkleri çok severler. Onlar vazgeçilmesi. Evet. Kokusu.
kokusu fresh. Fresh koku. Seviyor. Onlar da fresh. Ama sportif freshlerle niş freshler vardı. O niş tasarımlardaki o freshleri de gece olarak kullanabilir. Galiba balığa geldik. Balıklar çok tatlıdır ama balıklar da birazcık böyle dağınıktır. Fazla süslü olanları vardır. Hmm. Ama bazen o süsü fazla abartırlar. Hani bakarsın şurasında bir ışıltı, bu küfesi ayrı ışıltı, şeyle sarı kolyeyle gümüş kolyeyi bir arada kullanabilirler. Işıltıyı çok sevdikleri için bir de yumuşak tonlu şeyleri severler onlar. Böyle vücutlarına yengeç gibi çok batıcı hani vardır ya taftalar. Dokuya dikkat onlar eder. Asla sevmezler. Hmm, rahatsız hani eder. Katı kumaşlar vardır. O kumaşları sertti kumaşlardan ve böyle şeydir yani muslin tarzı kumaşları yumuşak vücuduna dokundukları zaman Rahatsız alerji yapmayacak etmeyecek. çünkü alerjik bünyeleri vardır. Koku olarak? Koku olarak deniz kokularını çok Deniz. severler. Hani mesela yine bir şey vereyim marka veriyorum. Okyanus Davidoff'un Cool kokuları. Water okyanus onların Onları kokusudur seviyorum. yani genelde. Çay kokularını çok severler. Beyaz çay, yeşil çay kokularını, limoni kokuları severler. Limon koku Arada böyle da. bir coşarlar. Biraz niş kokusu, biraz böyle baharat alırlar. Kalır o. Yarım kalır. Sonra Tekrar döner gene geriz. onu bırakır, birine hediye eder. Tekrar sportif kokularına dönerler. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğim. Evet, dikkat Çevremdeki et. arkadaşlarımı burçlarına göre. Astroloji ve diyet dersek neler söylersin? Şöyle başlıklar halinde ama onu ayrı bir tekrar ayrıntılı bir Tabii konu ki. yaparız. Şimdi koçlar Bu çok diyet, evet. sportif oldukları için hızlı tükettikleri için çok çabuk acıkırlar. Ayaküstü yerler, hızlı yerler, baharatlı şeyleri severler. Çünkü onların damak tatları biraz hızlı gelişmiş olduğu için, çabuk yedikleri için hızlı böyle tat almak isterler. Koçlar. Öyle saman gibi bir şey yemek istemezler. Şurada 15 dakika yemek yiyeceğiz, doğru dürüst olsun derler. O yüzden baharatı severler. Boğalar keyiflidir. Damak tadı ve gurmeler onlardan Tabii. çıkar. Aheste En aheste değil mi? güzel Keyif ağaç almaları elleri çok gerekir. beceriklidir. Sofrayı böyle özenle hazırlarlar. Ve yemeği katletmeden yensin isterler. Çünkü özenli hazırlamışlardır. Ve yerken sen hep o karşındaki insanın yemeğinin ne kadar güzel olduğunu hatırlatmak zorundasın. Gurur duyarlar. Eseridir Hoşuna onlar. gider. Evet, Evet, değil mi? Doğru. eseridir. Masayı bile estetikle Tabii tabii hazırlarlar. Tabii. o mest olurlar ya. O onun en büyük zevkidir. Evet. Yani kendini orada yaratırlar. Keyif alma Keyif alanıdır alırlar. boğanın. Doğru. İkizler biraz alerjidir, sporcudur onlar. Böyle Pratik. çantalarında hep böyle şeydir onlar. Kamp işi, kamp ruhu Sandviç. vardır onlar. Sandviçlerini yerler ama Ayran. bir yerlerde de oturdukları zaman keyif alırlar. Ama şöyle bir şey, o yemeği, çok sevdiği yemeği de tenkit etmezler. Yerler de her zaman böyle olsun umursamazlar. Sandviç insanıdır onlar. Ama güzeldi. İçecekleri, Fast sandviçleri food. çantadaysa fast food. Ayaküstü Fast şeyler. Yengeçler onlar da biraz yemeği çok severler yapmayı ama da severler. yapmayı da Erkeği de, değil severler. mi? Kadını Yedirmeyi da. çok seviyor onlar. Yedirmeyi severler. Evet. Doldururlar. Hadi bunu Damak da ye, zevki. şunu da ye, bunu da ye. Yengeçin sofrasından kalktığın zaman kesin bir Üç kilo aldın. soda moda içmek zorundasın. Yani mide fesatına uğramak için yengeçin sofrasına oturabilirsin. Allah aşkına şundan da Evet. ye. Ne Aa, olur bunu da bundan da ye, ye. şunu da Tabii. ye. Bak Anne, bunu da anne sev. kıvamı. Evet, Yaparlar ya yengeci, anneler. anne. Evet, doğru. Onlar börekleri, çörekleri, pastaları çok güzel yaparlar ama. Hamur işini Evet, severler. hamur işini. Daha çok işte yaş günü partileri olunca yengeci çağıracaksın. Mutfağa sokacaksın ama o hazırlayacak. Seri hazırlasın. Aslan nasıl? Şimdi aslanlar krallara, kraliçelere layık oldukları için sofrada yemekten çok ambiyansa çok dikkat Kaliteye ederler. bakarlar. İşte Pahalı kadehler, yiyecekler. bardaklar, mumlar, ışıltılar, çiçekler, örtüler. Önce bir sofra dizaynı önemlidir. Gelişi güzel atılmış bir tabak, önüne konmuş işte düzensiz çatal, oturmazlar o sofraya. Teşekkür ederim, benim karnım tok derler. Kendine değer veriyor. Evet yani, Kraliçe çünkü o. evet. Kral bir Ama kraliçe. baharatlı şeyleri çok severler. Denenmemiş damak tatları Tamam, evet, vardır. farklı Onları şeyleri. çok severler. Etli çünkü onlar aslan hayvanı. Çünkü ormanlarda avcı onlar olduğu için etebur tarafları çok fazladır. En kaliteli En şeyleri kaliteli severler. severler. İşte onlar denenmemiş böyle et yemeklerini, soslu yemekleri, baharatlı yemekleri hepsini severler. Onların biraz da böyle işte tatlılarla da arası çok iyidir. Teraziler gibi onlar da. Sütlü tatlılar benim Yemek özellikle doğru. sonrası ne yiyici yani her şeyi Keyifli bir denemek tatlı isterler. mutlaka yemek isterler. Menü seçimi çok önemlidir onlar için.
Aslanlar için her şeyde olduğu gibi. Başaklar. Şimdi başaklar biraz vejetaryen, vegan. Vegan tabii ki vejetaryenin biraz daha uç sınırları. Onlar da var onlar da. Ama genelde seçicidirler. Bir de hijyen Bağırsak olmasına sistemleri dikkat çok ediyoruz, şeydir. değil mi? Yorgun bir sistemleri vardır bağırsaklarında. Her an böyle garip garip böyle bağırsaklarla ilgili problemler Mide, yaşadık. bağırsak, evet. Hazımsızlık, bağırsak töloresi, bağırsak IQ şeyi, pH dengesi biraz bozuktur onlarda, çabuk bozulur. O yüzden sebze ağırlıklı onları daha zinde yapar. Çok etli şeyler yedikleri zaman vücutları hantallaşır ve hareketleri zorlaşır. O yüzden sebze yiyip devamlı hareket, başaklar zayıftır zaten, çok kilo almazlar. Eğer tombul bir başak görüyorsanız fiziksel evinde Venüs ve Ay kavuşumu vardır. Duygusal açlık oluyor onlarda. Ama başaklarda o yok. Onlar iş kadını, iş erkeği oldukları için en iyi sofraları bile donatsanız kendi tabağına hepsinden üçer tane Koyar, alır. işine devam eder. Evet, devam eder. Terazi Tatlıyla araları da çok iyi değildir başak. yoktur. Teraziler sütlü tatlılar, dondurmalar, Allah'ım, yemek Allah'ım. yemese de tatlı yerler. Ben yükselen terazi Evet. olarak Hamur işi sevmem ama hamur sütlü işi tatlıları ağırlaştırır severim. beni. Evet, Ben beni de de. teraziler hani börekten çörekten az almaya çalışırlar. Abur cuburu çok severler. Çerez misali Evet. her şeyleri. Evet, abur cubur Onlar ve börek çörekli çaram olmaz. hiç Ama süt ya ağır mutlaka. ama şey tatlı Evet. deyince eyvah eyvah. Gider arar bulurum gece yarısı da. Çekiyorsa Evet. mutlaka derim ki benim Özellikle bünyem istiyor deyip isterim yani. kan şekerim düştü Kan derler. O şekerim da düştü. Yalan yalandır. tabii ki. Yerler nasıl? Terazi akrepler Ha, pardon, değil mi? genel Lay lay, olarak. akreplere geldik. Doğru. Akrepler baharat. O ağır Acı. yemekleri çok severler. Onlar böyle arabik yemekleri çok severler. Sana Ağır yağlı. evet şeyleri sever işte börekler, şeyler, O. makarnalar, pilavlar, Mantılar. üzerine işte kebaplar. Onları Mis. çok kolesterolleri hep bindir zaten onların. Onları Şekeri. çok seviyorlar. Şekerli artık onların kan ağır kanları ağırlaşır. O da çoğu zaman bir sürü kalp Şeker sorunları, hastalığı şeker çıkıyor. hastalıkları Doğru. onlardan çıkar. Ama işte yapıları öyle. Yapacak bir şey yok. Her türlü şeyi yani yemeğin çorbasından başlayıp tatlısına kadar bitirmeden kalkmazlar sofradan. Bazen de burçlarda Ha. önemli midir bu bilmiyorum. Ben çorba en son içerim mesela. Ya da ne bileyim ortalarda içerim. Tatlıyı yemek arasına koyarım. Bu benim karakterimden mi bilmiyorum. Karıştırırım yemeklerde. Şimdi benim annem önce işte kahvaltısını, işte Annenin kahvaltıdaysa burcu ne? kova. Kova. En son böyle tatlıyı en son yer. Reçeli ise, balıysa bilmem ne. Ben arada patlı da yerim, balda içi yerim, ne bileyim şeker de yerim. Ben Terazi evde karışık, ortaya dolaşırken karışıyorum canın ne ben. isterse açar Tabii. onu yer, atar Evet. dolaştırırsın. Yani ben düzen İşte yoktur. Hani evet. önce çorba içilir, sonra efendim sebze yenir, makarna yenir. Ben ortaya karışık yaparım, hepsini karıştırırım. En son çorba içtiğim bile olur yani. Bende de olur. Onun Canın burçla ne ilgisi yok, benimle isterse. ilgisi var herhalde. Terazi işte bu. Terazi, değil mi? Dengeli dengesiz, dengesiz Dengesiz. dengeli. Yemekte bile dengem Her karışık. şey. Ya Evet. kendini böyle Akrep. kötüleyen burçlarda. Hani bazen insanın kendini burcu neyse onu över ya. Evet. Bende öyle bir şey yoktur. Mesela yay burcuyum. Yayı kötüler kötüler. En sonunda derim ben de yayım Ben derim. de insanım deyip Yani aradan ben de insanım. çıkar. Şimdi yaydayız o zaman. Akrep. Yay. Evet. Yaylar abur cubur yemeyi çok severler. Klasik yay olmamak şartıyla yaylar diyor, incedir aslında. Gerçi genç kızımda ben de inceydim. Yani annem derdi o sıskalıktan bir gün gebereceksin derdi. İnce yani. Ama daha sonra yaylar Jüpiter insanı oldukları için ve tatlıyı çok seviyorlar. Onlar da Bütün çok mesele o, değil seviyorlar. mi? Tatlıda. Yani Jüpiter o. Jüpiter nedir? Büyüme, beslenme, genişleme, kendini genişletmeyi. Aslında şöyledir, yayın birazcık gözü açtır. Onu da alalım, onu da alalım, onu da yeriz, onu da yaparız, bunu da Ama yaparız. yemez. Sofrayı koyduktan sonra bir iki tane atar, doydum der. Ama Doydum. o kadarı niye aldın, o kadarı niye yaptın, o kadarı niye Evet. donattın? İşte yayında böyle Jüpiter arsızlığı diyeyim ben ona. Jüpiter arsızdı. Hepsini Arsızlığı. gezegenlere atalım. Evet. En güzeli. Evet, ne kaldı? Oğlak'ta mıyız? Mızmızlar. Mızmız yemek Onlar çok konusunda. kuruntulu mızmızlar. Başağın bir erkek kardeşi, kız kardeşi diyebiliriz onlara. Onların da biraz bağırsak sistemleri zordur. Akciğerleri çok zayıftır. O yüzden
kendilerini hep böyle halsiz hissedebilirler ama çok çalışkandırlar. Hmm. O yüzden yarı sebze, yarı ete, Et. yani ikisini birlikte dengelemelerinde şey var. Klasik yemekleri severler çünkü satüründür. Anne yemeklerini çok severler. Evet. İşte kuru fasulye, pilav. Kardeşim ya 2 Aralık değişik bir şey yapıyorum. Yani dünya mutfağından bir şey yapıyorum. Abla yine ne yaptın diyor. O kuru fasulye, pilav, annemin yemekleri, anne yemeği, benim yaptığım dolmalar. Değişik yemeklerin tadına bile bakmaz. Çünkü Şikayet ediyorum buradan onu Engin'e. Onu yok ama ben gerçi yaydım. Dünya yemekleri benim kardeşlerde yok. Bir tek bende var. Çin yemeği de yerim, İşte acılı da yerim, terazisi. Hindistan yemekleri de yerim. Ama onlar annemin yemekleri, Osmanlı yemekleri, kuru fasulye, nohut, pilav. Ondan Öyle, sonra öyle seviyorlar. pilavlar, O baharatlı ailede şeyler. ben bir Evet. garibim yani. Ama ben de şey vardır. Mutfağı temiz olacak yani gittiğim yere. Oo, tabii. Seçtiğin O yemek bende değil, takıntı. mutfağın. Tabii. Benim Hatta mutfağım da ben böyle temiz olacak. bardak koklu mohyum vardır. Evet. Hatta bir O bizim kere bir en eksimiz lüks olsun. restoranda bardağı değiştirtmiştim. Kaşık siler bilmem ne ayıp oluyor biraz ama Evet işte. yapıyorum o takıntı. Biraz bu Terazilerin işten o çok. mükemmeliyeti, temizlik hastalığı. Evet. Mutfak da Evet. temiz olacak. Banyo benim Evet, için banyo. O vazgeçilmez. fıs 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 Kokusu mis gibi. her. Oğlaklar nasıl? İşte oğlakların anne yemekleri, klasik yemekleri Onlar, çoktur. evet. Ama kendine göre işte bir etli yemekleri de özenli yerler. Her şeyleri çok, içecekleri sayılıdır. Çay ve kahveyi severler yemek aralarında. Ama mideyi çok fazla doldurdukları zaman bir anda hazımsızlık yaratılabilir. Oğlan karşıt burcu yengeç. Yengecin aksı olduğu için ondan yansıma alırlar. O yüzden mesela hemoroidler, bağırsakla ilgili konular en çok Oğlakta oğlaklarda çıkıyor. oluyor. Kovamız var, bir de balığımız kaldı. Kova Kovanın çılgındır. Yayın bir koç başka modeli. Bir klasik yemek, bir havai yemekler, bir duruma göre. havadar yemekler. Koşturur. Bir gün canı sebze ister. Ben bugün ete doydum, artık sebze yemek istiyorum derler. Tam sabah öğle yemeği sebze yiyince ben galiba bugün doğru dürüst yemedim der. Akşama bir Ruh kebap yiyeyim haline der. göre. Ruh hali kovanın değişir. Ama çok sabit istedikleri bir yemek vardır mesela. Çok sevdikleri diyelim bir köfte ya da bir kebap. Onu haftada bir kere yemek isterler. Yemeyince Özlerler. huzursuz olur. O bir damak tadı vardır. Onu ara sıra çok hissetmek isterler. Onu bulunca mutlu olurlar. O gün daha güzel iş yaparlar. Balık. Balık hassastır aslında. Balığın ne yiyip ne yemediğini Balık bilemezsin. deniz ürünleri mi seviyor acaba? Genelde öyle derler ama o Ha. kadar da değil. Yani balıkların ruh durumlarıyla ilgilidir. Bazen sütlü tatlılar severler, bazen ev yemekleri severler, Bazen hiç bazen yemezler. başka şeyler, bazen sarmış. Balıkların çok inişli çıkışlı bir ruh durumları vardır. Balığı çözmek için bir ansiklopedik kitaplar yazmak lazım. 12 burç içinde en gizemli burç balıktır Balık aslında. gerçek duygusunu söylemez mi peki? Söyleyemez, kendisi de bilmez çünkü. Çünkü kendisi de atlamalıdır. Yani onları suçlayamazsın. Bunu böyle anlatırlar. Yarın başka anlatırlar. Ama çok Sen açık sözlüyüm derler, kendilerine gizlerler aslında, değil mi? evet. Yani Sonra balık. niye böyle anlattın dersin? Canım o gün öyle O gün anlatmak anladım. istedi der. Yani balığı çözemezsin. Sanatçı bir tarafı vardır. Duygudan duyguya atlamaları vardır. Farkında olmadan. Yani çok kızılcık tipler değildir. Ama Onlar öyledir. balıklar bir şey anlattığı zaman ben çok dinlemem. Nasıl olsa yarın değiştirecekler Değiştirecek. diye. Evet. Peki diyet konusunda sadık olan, diyetini bırakmayan, pazartesi başlayıp salı bırakmayan Boğa, bu boğa kadar yemeği mıdır? çok sevmesine rağmen diyetini en güzel yapan, ilaçlarını zamanında içen boğadır, başaktır, oğlaktır. Boğa, Bunlar Başak, sistemlidir. Oğlak Evet, diyet konusunda sistemli sistemlidir. ve asla Bunların bırakmazlar. planlarına saygı duymak Saygı lazım. duymak. Teşekkür ediyorum. Ay sağ ol, çok Hoşça güzeldi. kalın. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere.